Roma'nın kuruluşu 1200'lü yıllara kadar dayanıyor. Kurucuları ahiler. Ancak Ankara başkent olduktan sonra Mamak 30'lu yıllardan itibaren gelişmiş, büyümüş ve şu anda Ankara'nın en büyük metropol ilçelerinden biri. Mamak turuna başlıyoruz. İlk durağımız merhum başbakanımız Necmettin Erbakan'ın adını taşıyan kongre merkezi. Mamak turu devam ederken şimdi de çok yeni ve özel bir kongre merkezini tanıtacağız sizlere. Arkamızdaki kongre merkezi Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kongre Merkezi 1000 kişilik bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda 2000 metrekarelik bir iş merkezi alanı da mevcut. İçeriye geçelim, bakalım içeride neler bulacağız. En büyük sorunlarından biri gecekondularıydı. Ama artık bu gecekonduların yerini çağdaş yapılar alıyor. Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm hareketi Mamak'ta gerçekleşiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla işte bu binalar yapılıyor ve gecekondular yıkılıyor. Değerli izleyenlerimiz, Mamak turu devam ederken şu anda bulunduğumuz nokta dünyada bir rekoru sizlerle buluşturacağımız nokta. Yeni Mamak kentsel dönüşüm projesi dünyada kentsel dönüşüm alanında bir rekor. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'de böyle bir rekor söz konusu. Tam 8,5 milyon metrekarelik bir alana hitap eden 50 bin konutu kapsayan özel bir proje. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Mamak'ın ve Ankara'nın en büyük sorunlarından biri olan gecekondular aynı anda yıkılarak işte arkamızda yine görmüş olduğunuz modern bloklara, çağdaş sitelere dönüştürülüyor ve bu da bir dünya rekorunu beraberinde getiriyor. Şimdi Yeni Mamak kentsel dönüşüm projesinden güzel kareler getiriyoruz ekranlarınıza. Mamak'taki en önemli yatırımlardan birindeyiz şimdi. Burası Mamak Spor Salonu. Değerli izleyenlerimiz, Mamak turunda şimdi Mamak Belediyesi'nin önemli yatırımlarından birini daha sizlerle buluşturuyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz spor salonu, Mamak Spor Salonu, Ankara'nın en büyük kapalı spor salonlarından biri. 16 bin metrekarelik bir alana yayılmış ve yaklaşık olarak 5 bin kapasiteli bir spor salonu. Basketboldan voleybola, handbola kadar birçok branş arkamızda görmüş olduğunuz spor salonunuza profesyonelce icra edilebiliyor. Aynı zamanda içeride bir takım fitness alanları ve tabii ki bir takım restoran ya da kafeterya diyebileceğimiz alanlar da mevcut. Yani son derece modern ve Mamak'a yakışan bir tesis arkamızda duruyor. Ve bölgeyi en iyi tanıyan ismin yanındayız. Mamak Belediye Başkanımızlayız. Kendisiyle Mamak ve projelerini konuşuyoruz. Mamak başkenti Ankara'nın nüfus bakımından 4. büyük ilçesi ve doğusunda yer alan, özellikle tarihi geçmişi bakımından eskilere dayanan ama gelişim bakımından baktığınız zaman en geride kalan ilçelerinden bir tanesi idi. Algı olarak çöplüğüyle anılan, gecekondusuyla anılan ve askeri cezaeviyle, Mamak cezaeviyle Türkiye'de bilinen bir ilçemiz. Tabii biz 2009 yılında göreve geldikten sonra özellikle bu algının değişimi noktasında planımızı, hedefimizi ve rotamızı belirledik. Öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin çöplüğün
ciddi şekilde ıslahıyla birlikte tam bir tesis haline gelmesiyle ve tam karşısında Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezinin en lüks konutların yapımıyla birlikte artık çöplük algısı yavaş yavaş ciddi şekilde değişti ve artık çöplükle anılıyor bu alışveriş merkezi ve gelişim aksıyla anılıyor. Bununla birlikte gecekondu probleminin, daha doğrusu çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için de 7 ayrı bölgede şu anda kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle şu son 5 yılda toplamda baktığımız zaman 10 bini bulan konut sayısıyla, yapımı biten konut sayısıyla artık Mamako gecekondu algısından hızlı bir şekilde sıyrılıyor. Geleceğe yönelik çocuklarımızın, ailelerimizin bir yaşam alanını oluşturmayı hedefliyoruz ve bu yolda da çok ciddi değişimler sağladı Mamak. Mamak'ta ilk yüzme havuzunu, Mamak'ta ilk 5000 kişilik kapalı spor salonunu, yine Mamak'ta ilk şehir stadını, aile merkezlerini, kapalı pazar yerlerini, konakları, kent parkları, büyük rekreasyon alanlarıyla sivil toplum merkezlerine kadar birçok yatırımı da bu 5 yıl içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizlere nasip oldu. İşte çöplüğün ıslahı demiştim. Bir tesis haline geldi. Şu anda seralarında domatesler, orkideler yetişiyor ve elektrik enerjisi üretiliyor. Artık o kötü koku, patlamalar falan tamamen ortadan kalktı. Ve Türkiye'de ilktir Mamak çöplüğünün rehabilitesi. Bununla birlikte Ortaköy Mezarlığı, büyük parklar, caddelerin açımı, Büyükşehir Belediye'mizin bu konuda çok ciddi destekler oldu gelişimde. Artık Mama aşan projeleri hazırladık. Yani Ankara'nın değişik yerlerinden, hatta Türkiye'nin değişik yerlerinden gelinip gezilecek, görülecek, merak edilecek projeleri artık hazırlıyoruz. Bunlardan bir tanesi gök bilimleriyle ilgili bir planetaryum. Ki Avrupa'da birçok ülkede bu konuda bu projeler var, yatırımlar var. Türkiye'de 2-3 ilde ilimizde var. Ankara'mızda maalesef yok. Bu 60 metre yüksekliğinde bir kule ve bu kulenin üzerinde de gök bilimleriyle ilgili bir merkez olacak. Yani insanlarımızın hem eğitim amaçlı hem görselini oluşturma anlamında oraya gelen insanlarımız, bu çocuklarımız, gençlerimiz, bütün bireyler olacak. Tabiri caizse uzaya bir yolculuk yapacağız ve tekrar gelecek ve uzayla ilgili bütün bilgileri vereceğimiz bir planetaryum. Bir diğeri Türkiye'nin ilk çocuk müzesi. Bu müze tabii bizim anladığımız işte müze denince akla gelen gidip sadece cam mekanların arkasından gezilen veya seyredilen bir müze değil. Belki ilk tarihten itibaren çocukların oynadığı bütün materyallerin içinde olduğu kıyafetleriyle, oyuncaklarıyla beraber insanlar gelip bunları rahatlıkla kullanabilecekler. O görseli, o tarihi yolculuğu tabiri caizse yaşayacaklar. Ebeveynleriyle birlikte tabii. Ve bittikten sonra da modern dediğimiz yeni çocuk oyun alanları, ki Türkiye'nin belki alan itibariyle en büyük çocuk oyun alanı da bu projenin içerisinde. Ben Mamak'ta yaşamaktan, Mamak'ta hemşerilerim de olmaktan çok mutluyum. Çünkü Mamak'ta Orta Anadolu'nun, Anadolu'nun bir mozaiği var. İnsanların o sevgi ve saflığı, masumiyeti. Dolayısıyla yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım yere hizmet etmek benim için en büyük mutluluk. Ve bu 5 yılı, yani 2009 ve 2014 arasını en güzel şekliyle değerlendirdiğime inanıyorum. Yatırımlarla, sadece yatırımlar değil, şehrin imarı, evet bu var ama aynı zamanda gönüllere girmek dediğimiz sosyal projelerle de biz vatandaşımızın yanında olduk. İşte evde bakım hizmetimizde, hoş geldin bebekle, cenaze hizmetleriyle, özellikle taziye ekiplerimizle iyi gününde kötü gününde bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da bunu artırarak devam ettirmek ve Mama yaşanabilir bir ilçe haline getirmek en büyük hedefimiz. Bu konuda ben bütün Mamak hemşerilerime sevgimi ifade ediyorum ve bu görünen tabloyla da desteklerini bekliyorum. İnşallah daha güzel Mama hep beraber el birliğiyle de oluşturacağımıza inanıyorum. Cambiar el rumbo.
Mamak'ta yaşayan aileler çok şanslı. Burada aile merkezleri birçok ihtiyaca hitap ediyor. Ücretsiz olan bu kurslardan yararlanıyor Mamaklılar. Biz de bu kursları sizler için gezdik. Değerli izleyenlerimiz, Mamak turu devam ederken şu anda da Yeşilbayır Aile Merkezi'ndeyiz. Aynı zamanda burada bir bilgi evi de var. Bu keyifli ve güzel hizmeti yerinde tanıtacağız sizlere. Şu anda burada gerçekleşen birçok kurs var. Biz de o kurslardan birindeyiz. Kursiyerlerimizin yanına gidelim. Bakalım onlar burada olmaktan mutlular. Kursiyerlere uzatıyoruz mikrofonu. Merhabalar, isim nedir? Nurhan, merhabalar, hoş geldiniz. Nurhan Hanım, neler yapıyorsunuz burada, biraz anlatır mısınız? Burada alüminyum sanatı yapıyoruz. Ben geçen seneden beri geliyorum buraya. Geçen sene arkadaşlarım gibi kutular, işte sandıklar, o tarz şeyler çalıştım. Bu sene tablo çalışıyorum. İşi büyüttünüz yani biraz. Biraz daha, bu biraz daha böyle itina isteyen ve daha çok hocamıza yönelik bir iş. Onunla birebir çalıştığımız bir iş. O yüzden bana göre bu daha bir zevkli. Peki ne yapıyorsunuz şu anda? Burada bir cami mi bu? Bu Osmanlı döneminden kalma bir resim tabloymuş. Biz bunu alüminyuma uyarladık. Bunlar işte boyut veriyoruz çizgileriyle, bir tablo haline getiriyoruz. Ne kadar zamanınız alıyor böyle bir çalışmayı bitirmek? Yani sürekli her gün çalıştığımız zaman bir hafta 10 gün içerisinde bitiyor. Dediğim gibi biraz daha böyle çizgileri olan, itina isteyen bir iş olduğu için benim nazarımda daha güzel. Bunu nerede kullanacaksınız mesela bittikten sonra? Tablo olarak kullanacağım ben evimde, kısmet olursa. Ay, ne kadar güzel. Peki bu kurslar ne kadar sürüyor? Mesela bir yıldır dediniz ama kaç aydır kurs alıyorsunuz bu konuda? Şimdi kurslarımız normalde Eylül ayında başlıyor, Mayıs'ta kadar devam ediyor. Okullar kapanmadan hemen 15 gün öncesinde devam ediyor. Mayıs ayında sergimiz oluyor. Sergimizle birlikte kapanışı yapıyoruz ama isteyen bayanlar için yazın da devam ediyor. Hocamız sağ olsun Sultan Hanım, bu konuda çok özverili davranan bir öğretmen. Yaz kış buradasınız yani. Yaz kış burada, yaz kış bizimle uğraşıyor. Ben geçen seneden beri benimle uğraşıyor en azından. Ne güzel, ama siz de gayet başarılı bir öğrencisiniz. Anladığım kadarıyla son derece güzel gözüküyor. Profesyonel olmasak da efendim. Evet. Yani güzelliği görüyoruz yani. Öyle burada yani. Öğretmenler kadar olmasak da işte biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel, yakında umarız boynuz kulağa geçer. Vallahi bilemiyorum, öğretmenim kadar olamam herhalde ama biz de bu fırsatı tanıyan belediye başkanımıza da, bizim bütün cefamızı çeken öğretmenimize de, idaremize de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Mamak'taki önemli hizmetlerden biri de bilgi evleri. Bölgenin en büyük yüzme havuzlarından biri yarı olimpik bir şekilde Mamak'ta bulunuyor. Biz de bu spor kompleksini sizler için gezdik. Spor Mamak için çok önemli. Burası da Mamak şehir stadı.
Ve geldik bir programın daha sonuna. Türkiye'nin cennet köşelerini önümüzdeki hafta yine gezmeye devam edeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın.